Arkadaşlar merhabalar. Bugün benim uzun süredir tanıdığım, çok da sevdiğim, kardeşim gibi olan Emre Akpınar konuğumuz. Bugünün teması İngilizce. Ana dili İngilizce olmayan birinin İngilizce öğrenme süreci, bu süreçte yaşadığı zorluklar, deneyimleri, İngilizcenin hayatına katkısı ile ilgili İngilizce seviyesini hemen hemen tamamen kendi başına geliştirmiş olan Emre ile görüşeceğiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Perç abi. Nasılsın, iyi misin? İyi abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Amerika'dayım bildiğin gibi, Kaliforniya'dayım. Arkamda orman. Bu arada sahte bir arka plan değil, gerçek. Gerçekten. Çünkü bazen Zoom'da bu tarz arka planlar oluyor biliyorsun. Şu an yaşadığım ev burası. Sen ne yapıyorsun? İstanbul'a döndün sanırım. İzmir'deydin değil mi? Evet, ben İzmir'e yeni geldim. Yaklaşık 2,5 ay İzmir'deki hostelde çalıştım. Süper. Bu da zaten senin İngilizce öğrenme hikayenin bir parçası olduğu için aslında sordum. Çok kısaca ben seni tanıtayım. Sonrasında soru cevapla sohbetimize devam ederiz. Bu Tabii. görüşmenin amacı da İngilizce seni geliştirmek isteyen kişilere bunun yapılabildiğini göstermek ve bunu yapmış kişilerin örnek olması. Emre'yi ben takriben herhalde bir 7-8 senedir tanıyorum. Şu an 19-18 yaşındasın değil mi Emre? Evet. Yani ben seni tanıdığımda 10 yaşında falandım. Ufak bir çocuktu. Şimdi kocaman bir adam, bir yetişkin oldu. Emre ile özellikle böyle 14-15 yaşından sonra üst komşumuz da Emre. Öyle tanıyorum bu arada. Annemin komşusuydu ailesi. Sonra ben de gidip geliyordum. Sonra ben o eve taşındım ve Emre de o zamanlar artık böyle 14-15 yaşına geldiği için böyle abi kardeş gibi olmaya başladık. İşte bana geliyordu, PlayStation oynuyorduk. Söyle ve benim eve benim hayat tarzımdan dolayı, işte seyahatlerimden dolayı, işimden dolayı yabancı arkadaşlarım çok sık geliyordu. Ve Emre de o ziyaretlere denk geldi birçok kere. İşte benim yabancı arkadaşlarım geldiğinde o da geldi. Onlarla PlayStation oynadı vesaire vesaire. O zaman Emre İngilizce bilmiyordu. İşte bir devlet okulunda okuyor. Özel okul da tabii İngilizce öğrenmeyi garantilemiyor ama devlet okulunda daha da zor. Bir devlet okulunda işte Esenler'de yaşayan bir çocuktu. Herhangi bir özel ders almadı İngilizce ile ilgili. Ekstra hiçbir şey verilmedi ona. Ama bizim eve gidip gelip orada yabancılarla haşır neşir olması Emre'nin, zaten daha detay verir şimdi, İngilizce ile ilgili motivasyonunu başlattı. Ve şu an Emre gayet İngilizceyi rahat konuşan ve her gün üstüne koyarak da ilerleyen bir genç. Öncelikle ben sana şunu sormak istiyorum Emre. Bununla ilgili konuşabileceğimiz çok konu var ama yani bu anlattığım hikayeyi sen de biraz özetleyebilirsin aslında. İngilizce ile ilgili motivasyonun nasıl başladı? İlk onu sormak istiyorum. Tabii ki. İngilizce ile ilgili motivasyonum nasıl başlayabilir? Ben gezmeyi çok seviyordum. Hala da seviyorum. Yani sürekli yurt dışına çıkmak, insanlarla tanışmak, bilgiler edinmek, yeni bilgiler edinmek. Özellikle dünyaya baktığımız zaman hani, sadece İngilizce bilmenin bile çok fazla kaynak olduğunu görebiliyoruz. Sadece Yani İngilizceleri. kaynakları önümüze getirdiğini görüyoruz tabii. İlk başta öyle başladı. Sonrasında bana gelmeye başladın. Sonrasında sana gelmeye başladım. İşte Couchsurfing'den gelen misafirlerle çalıştım. Onlarla PlayStation oynadık. Bu arada Gezdik. Couchsurfing bilmeyenler için gezginlerin birbirini misafir ettiği, bunu ücretsiz yaptığı, birbirine destek olduğu bir platform. Peki geldiğinde ve ilk başta o sohbetleri anlamıyorken ne hissetmiştin, hatırlıyor musun o zamanlar? Hatırlıyorum. İlk başta kendimi tabii kötü hissettim böyle. Yine mesela birileriyle sohbet etmeden, hani ilk sohbet etmeye başlamadan önce, işte kendimi 4. sınıfta biz zaten İngilizce öğrenmeye başlamıştık yavaştan. Ama verdikleri eğitim yetersizdi. Ondan sonra ben Memrise olsun, Duolingo olsun, o tarz programları kullandım. Çok fazla oyun oynuyordum. Oyunlarda insanlarla yine sohbet ediyordum. Veya ne bileyim, oradaki yazıları falan çevirmeye çalışıyorsun bilgi edinmek için. Öyle başladım biraz. Süper. Neyse, Bu sohbet senin... etmeye başladığım zamanlarda yani bazı şeyleri anlasan da yine karşılık veremiyorsun. Yani bir özgüven eksikliği oluyor ilk başta. Ama mesela senin misafirlerin sürekli geldikçe ve ben onlarla daha fazla vakit geçirmeye başladığım sürece konuşmaya olan özgüvenim arttı. Artık anladığım şeylere cevap verebildim. Anlamadığım şeyleri sorabildim. Ve çok yardımcı oldu. Herkes çok yardımcı oldu. Hani dil paylaşımı konusunda insanlar bayağı yardımcı oluyor ya.
Yani özet olarak zaten sen böyle vizyonunu genişletmek isteyen bir gençtin. Seyahat etmek isteyen biriydin. Bunun için İngilizcenin gerektiğinin farkındaydın zaten. Oyunlarla, biraz kendi çabanla yavaş yavaş o temeli oturtmaya başlamıştın. Sonra işte benim yabancı misafirlerle gidip gelip, onlarla konuşarak, onları dinleyerek bunu üstüne koya koya ilerledim ve bir süre sonra sonuç almaya başladım. Özeti bu aslında, değil mi? Hatta ben şimdi Evet. hatırlıyorum, bir kere 2016'da mı ne, Fransız bir misafirim gelmişti. O zaman daha senin İngilizcen çok çok başlangıçtaydı. Oturup böyle bizi bir saat dinlemiştin. Hani sohbete katılamıyordun ama sürekli böyle bir saatlik kendine bir listening pratiği yapmıştın ve bunu sık sık yaptığını hatırlıyorum. Bir de o İskoç çocuğu hatırlıyorum. Benim eve İskoç Evet. çocuklarım. Emre gelmişti sonra, sen gelmişsin eve. Benim bir işim vardı, çıkmam gerekiyordu. Siz PlayStation oynuyordunuz. Sonra bir baktım siz Decathlon'a gitmişsiniz, AVM'ye gitmişsiniz, kafeye gitmişsiniz. Ben de demiştim kendime, vay be Emre daha İngilizce seviyesi hemen hemen sıfırken çocukla bir şekilde iletişim kurmayı başarmış demiştim. Bunların hepsi senin aslında gelişimin için bir adım oldu. Tabii ki. Süper. Sonrasında bir de hostel maceran oldu. Onu da anlat istersen ve İngilizcene olan katkısını daha doğrusu. Evet. Hostelin benim İngilizceme çok büyük bir katkısı oldu. Çünkü ben çok fazla pratik yapma şansı buldum orada. Hostelde gönüllü çalışan insanlar vardı. Yine yurt dışından geliyorlar. Ana dilleri İngilizce olmayan insanlar. Bu arada Geldi bunlar. kısaca hostelle onu da açıklayalım. Hostel arkadaşlar otel gibi ama daha çok böyle gezginlerin işte çoklu odalarda kaldıkları ve daha ucuz olan işte 50 lira, 60 lira, 100 lira, böyle 200, 300, 500 lira vermedikleri ve aynı zamanda da sosyalleşebildikleri bir konaklama. Gönüllü çalışanlar oldu. Ondan sonra sürekli kalan müşteriler oldu. Veya gelen giden müşteriler oldu. Benim birçok insanla konuşma, iletişime geçme şansım oldu. Onlarla tanışma şansım oldu. Ve sürekli İngilizce konuşmak zorundasın. Mesela hostel ilk girdiğim anı unutmuyorum. Girdim, herkes İngilizce konuşuyor. Dedim, ben nasıl anlaşacağım bu insanlara? Herkes İngilizce konuşuyor. Hani anlamakta güçlük çekiyorum. Neyse ilk başlarda böyle. İşte çalışıyorum aynı zamanda. İşte benim beraber çalışan insanla beraber konuşurken hani yes, no, okay gibi basit böyle kelimeleri kullanıyorum. İşte yarım yamalak cümleler kurmaya çalışıyorum. Zor oluyordu. Neyse biraz daha zaman geçti bunun üstüne. Yaklaşık 2 ay geçti, 2,5 ay geçti. Kaş'ta da bir hostel vardı. İşte oraya gittim. Yine insanlarla sürekli İngilizce konuşuyorum, ediyorum. Bir masaya oturduk. Karşımda bir Amerikalı vardı. Yanımda da bir Faslı vardı ve İngilizce konuşuyorduk ve Dan Bilzerian'ı tartışıyorduk. O zaman böyle kafama şey geldi. Aa dedim, ben İngilizce konuşuyorum ya dedim. Böyle İngilizce öğrenmişim. Hani aslında zorunlu kalmak bir şeye. Özellikle hani çok etkisi oluyor ya. Zorunlu Zorunlu. kalmaktan çok maruz kalmak, evet. Biraz o Evet. konfordan çıkıyor. Bu arada ne konusunu, ne tartışıyordunuz Faslı ve Amerikalı'yla? Dan Bilzerian. Ha, Böyle Denver bir şey, kumarbaz. Instagram şeyi, fenomeni. Okey. Entelektüel Bayağı komikti ya. Güzel zamanlardı. konuşma. Bu ve bunun gibi tecrübeler aslında senin bugünkü seviyene gelmene vesile oldu, değil mi? Zaten 2019'da sen bu İzmir ve Kaş'taki hostel tecrübesini yaşamıştın. Bu sene tekrar bir İzmir'de tecrübe yaşadın. Yani bu aslında senin sadece İngilizcene değil, aslında biraz dünya vatandaşlarına da ya da seyahatte daha rahat hissetmene, kendine güvenin artmasına, sosyal çevrene gibi gibi birçok farklı katkısı oldu aslında İngilizceni geliştiriyor olmanın da, değil mi? Şu an Tabii ki. kaç milletten konuştuğun ya da arkadaşın vardır tahmini? 18 yaşında bir gencin kaç milletten arkadaşı var şu an senin? Sürekli olarak konuştuğum, yok ama ara ara konuştuğum insanlar yaklaşık bir 6-7 insan var yani. 6-7 farklı milletten, değil mi? Tanıştığım insan daha da fazla. Süper. Hostelde zaten evet, yani onlarca farklı milletten tanışmışsındır. Evet. Peki Emre, sen birçok insanın aslında, yani hikayen birçok bizim vatandaşımızın hikayesine benzer. Bir devlet okulunda okudun. İngilizce konuşmayan bir aileden geliyorsun. Bununla ilgili aslında önüne hiçbir şey verilmedi. Ama kendi çabalarını bir şeyler yapmaya çalıştın ve yapıyorsun da. Yani bu da çok takdire şayan zaten konuştuğumuz gibi. Peki senin bu süreçte yaşadığın en büyük zorluk ya da zorluklar aklına neler geliyor İngilizce öğrenme sürecinde? Ya bunu ben asla yapamam dediğin. Zaten şeyi söylemiştin, ilk girdiğinde herkes İngilizce konuşuyor. Ya ben nasıl konuşacağım demişsin ama böyle işte deniyorum olmuyor galiba, deniyorum olmuyor dediğin bir şey oldu mu İngilizce'de? Deniyorum olmuyor.
dediğim bir şey. Anlamak olabilir, konuşmak olabilir, yazmak olabilir, işte grammar'la ilgili bir şey olabilir. Böyle takıldığın, İlk başlarda işte şeyde çok zorlandım. Mesela zorlandığın. anlayıp cevap verememe veya böyle çok yavaş böyle kafanda oturtamama cümleleri. Peki O hata açıdan yapmaktan korkuyor muydun konuşurken? Yani şunu yanlış söylersem ne olur? evet, ilk başlarda o endişe vardı biraz. Ondan sonra Rezil çok fazla umursamıyordum zaten. bir süre sonra Hata evet. yaptım. Yine anlayabiliyorum Süper. Peki gelecek planların ne Emre? Yani İngilizcenin de artık biraz hayatını dönüştürdüğü bu yaşta. Bundan sonra hayatında neler yapmak istiyorsun? Üniversite çağına yaklaştın bildiğim kadarıyla. hatanı. Evet. İngilizceyi, kendi İngilizcemi daha fazla geliştirmek istiyorum. Hani mesela İngiliz aksanı, British aksanı çok zor. Hani onlarla da iyi anlaşabilmek istiyorum. O seviyeye geldikten sonra farklı diller öğrenmek istiyorum. Üniversiteyle ilgili hangi bölüm okumak istiyorsun ya da okumak istiyor musun? Okumak istiyorum, evet. Konservatuvar okumak istiyorum, müzik bölümü. Okey. Seyahatle ilgili nerelere gitmek istiyorsun? Aklında neler var? En çok gitmek istediğim yer, hani şehir olarak söylersek Los Angeles'a gitmek istiyorum. Ama bir tur olarak düşünürsek böyle Avrupa'nın belli ülkelerine, belli noktalarına gitmek isterdim. Interrail yapabilirsin yakın zamanda. Aynen, o tarz. Bu arada ben Los Angeles'ı beğenmedim. Yani bu başka bir konu ama Evet. fazla büyük, fazla pis ve fazla tehlikeli değil ama yani örnek veriyorum. Metroyu herhalde 20 kere kullanmışımdır. 20 keresinde de bindiğim kompartmanda tuhaf biri vardı. Yani ya bir uyuşturucu kullanıcısı vardı ya bir evsiz. Evsiz çok zaten Los Angeles'ta. Evsiz olması tuhaf yapmıyor tabii ki o insanı ama yani böyle hep böyle bir arkanı kollaman gerekiyor. Erkek olarak bile. Bazen böyle güvensiz hissettim. Yani böyle çok çok bayılmadım Los Angeles'a, onu söyleyebilirim. Ama tabii ki görüp kendini deneyimli olması en önemlisi. Hatta bir genç bir çocuk tam böyle kapıdan çıkacaktım. Bana şey yaptı, bir sorunum mu var, bir sorunum mu var? Böyle siyahi bir çocuktu. Fanila, işte kol sıfır kol. Ben de şey yapmadım böyle kafamı çevirdim. Sonra şey, bir de yanda bir güvenlik vardı. Üstüme gelmedi ama. Los Angeles o kadar harika bir yer değil. Onu söyleyebilirim. Belki yani çok param varsa belki güzel şeyler yapabilirsin ama onun dışında. Neyse. Peki Emre son olarak İngilizcenin hayatına faydası ya da faydaları şu ana kadar neler oldu diye sorarsam nasıl özetlersin? Faydası hani çok fazla, bunları teker teker saysam çok uzun zaman alır. Tek tek hatırlamaya çalışalım. Sosyal çevre sanırım, değil mi? Onu söyleyebiliriz. Evet, sosyal çevre. Onun dışında genel kültürüme çok fazla etkisi oldu. Hani çünkü mesela farklı ülkedeki insanlardan farklı düşüncelerini öğreniyorsun. Onlarla konuşuyorsun, tartışıyorsun, beyin fırtınaları yapıyorsun. Evet, olaya çok daha farklı bir açıdan bakabiliyorsun o zaman. Çünkü mesela bu dünyanın her yerinde böyle medya, özellikle medya insanları bir şekilde yönlendiriyor. Evet, bir Farklı taraftan düşünceler ortaya getiriyor çıkıyor. olayı. Evet. Özellikle Türkiye bu çok kötü zaten. Ve mesela yabancı insanlarla konuşarak dünyanın genel problemlerine objektif bir şekilde bakabiliyorsun. Hani. Evet, daha kritik düşünebiliyorsun, daha Küçük bir alan. geniş bir Tam perspektif birisi evet. alabiliyorsun. Senin aslında şeyini de arttırıyor, bu kritik düşünme kabiliyetini de arttırıyor. Evet. Sosyal çevre, entelektüel kapasite, genel kültür, kritik düşünme, başka? Belki ileride ya da şu anki hatta iş olanakları, yani hostelde çalışabilip o cep harçlığını kazanıyor olman İngilizceye verdiğin emekten dolayı. İngilizce konuşmasaydın bu mümkün olmazdı, değil mi? Evet tabii ki. Ya şu anda da Türkiye'de hani iş bakmaya kalktığımız zaman Tabii hani İngilizce. şirket iş İngilizce yine arıyorlar. Her yerde öyle ama evet ileride özellikle senin çok yararın olacak ne yaparsan yap. Belki müzisyen olsan bile örnek veriyorum yurt dışına da çıkabilirsin. İngilizce bir albüm de yapabilirsin. Eurovision'a katılırsın geri dönersek. Okay. Yani hayatına bu dilin faydası olduğu aşikar. Ve özet olarak sen şeyin iyi bir örneğisin aslında. Böyle yavaş yavaş kapatabiliriz. Kendi çabalarıyla bir yerlere gelen ve bunun hayatına pozitif anlamda yansıtmayı başaran bir genç olarak iyi bir örneksin. Genç olman bir avantaj tabii ki ama bunun başlama yaşı da yok. Yani bizi izleyecek kişiler arasında herkes 18 olmayacak tabii ki. Yani 20, 30, 40
50 daha yüksek yaşlarda da olanlar olabilir. Ama ben her yaş grubundan senin gibi kendi çabalarıyla ve tabii ki dışarıdan da yardım almak mümkün eğer bunun için kaynaklarınız varsa, işte kursa gitmek, ders almak, bir sürü işte uygulamalar indirmek, onları kullanmak. Bunun çok yaşı yok. Genç başlamak avantaj ama biraz daha yaşın ilerlediğinde de neyi nasıl öğrenebileceğini bildiğin için daha hızlı ilerleyebiliyor süreç. Senin de bundan sonra kendine yapmış olduğun bu harika yatırım ömrün boyunca senin hayatını olumlu yönde etkileyecek. Tabii ki. Bunun dışında senin söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı Emre? Bunun dışında ben çok teşekkür ederim Perçin abi. İngilizce öğrenmem konusunda sen bana çok fazla yardımcı oldun. Dolaylı veya dolaysız yoldan. Rica ederim. Benim için. İşte ondan sonra ilk ortak olduğum hostele gittim, çalıştım orada. Orada insanlarla tanıştım. Hayır, bunun için ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bu kişilerin hayatlarına böyle dokunuyor olmak benim için çok güzel zaten. Çok güzel bir manevi destek. Seninle zaten abi kardeş gibiyiz. O yüzden o benim için ayrı bir zevk. Daha nicelerini. Bu da senin muhtemelen ilk röportajın oldu değil mi? Hayatındaki. Bunu arkadaşlarınla paylaşırsın. Arkadaşlarına da örnek olursun. Ki insanlar seni nereden takip edebilir peki? Var mı sosyal medya hesabı? Instagram kullanıyorum bir tek. Tamam. Emre Akpınar Instagram. Evet. Emre AKPNR. AKPNR. Evet. Ben Emre'yi takip edebilirsiniz. İngilizce konuşmak isteyen arkadaşlar eklesin. Tamamdır Emre. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim abi. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Sen de kendini gayet iyi ifade ettin. Görüşmek üzere. Çok güzel. Görüşürüz. Ailene selamlar.